Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mevzuyla alakalı sorabilirsiniz bir şey varsa. Bilgi, sorumluluk içermiyor. Yani tasavvur, düşünce çeşitliliği sorumluluk içermiyor. İlim sorumluluğu içeriyor. İlim sahibi oldun mu mesuliyete giriyorsun. Sorumluluğu içeriyor ki bu şuuru da içeriyor ilim. Sen bunları kendinde arayacaksın. Yani bu ilim, aldığın ilmi. Kendi batınındakileri arayacaksın. Yoksa haricinde suçlayacağın ya da alkışlayacaklarını ararsın. Yani ilimle alınan ilim batındaki karşılıklarını arıyorsun. Uyandırıyorsun. Eğer elde edilen ilim kendi karşılıklarını aramazsa, hariçte karşıtlarını arar. Bu tipler hep alırlar ellerine şunları okur. Hiç kendisini azmetmez. Bunu Kur'an'da kitap yüklü merkebe benzetiyor. Kitap yüklü altın var sırtında ama hala eşek. Hala eşek yani değişmemiştir. Çünkü almamıştır içine. Sahiplenmemiştir. Elinde bulunduruyor ta ki öteki tarafa vurmak için. Kafasına tak. Takoz gibi vurmak için. Alır insanları bu defteri, insanları yargılar ve sorgular. Kafir der, münafık der, zındık der. Yani işte bizden değildir der. Hazmetmeyen bir ilmin verisi budur. Adın gibi bil. Eğer bir insan bilgi almış da hazmetmemişse bir, sorgulayıcıdır, yargılayıcıdır, taassup ehlidir, bağnazdır, geçimsizdir. Onu bunu eleştirir. Hiçbir yerde tatmin olamaz. İçimizde şöyle olur. İpe sapa gelmez. Adeta bunları İsrail'e benzetiyorum. İsrail sihine, ruhuna. Ne demek? İsrail'in yapısı şudur. Ümmetçilik ruhu olmadığı için milliyetçilik üzerine kurulmuştur. Yahudilik. Siyonizm. Ümmetçilik olmadığından dolayı milliyetçilik üzerine kurulmuştur. Milliyetçilik de o kadar insanı bütüne getiremez. Hepsi fert ferttir. Nasıl ayakta duracaktır? Bir kanun anlatıyorum ben. Çok sosyoloji bir kanun bu. Herkes fert ferttir. Orta Doğu'da barınamaz tabii böyle bir devlet. Bu sefer bu fert fert olan bireyleri nasıl bir bütün yapacaksın? Ya dualarındaki birlik ruhunu ki ümmetçiliği uyandıracaksın, ümmetçilikle bir olacaksın veya düşman göstereceksin. Devamlı düşmanı canlı tutacaksın ki bak bir roluna yoksa ikide bir bomba atması Filistin'e. Yani en büyük düşmanı kendi kendine yapıyor düşmanlarını. Evet. Mesela içerideki birliği sağlamanın tek yegane şeyi bu ruhlarda, ümmetçilik olmayanlarda mutlaka düşman arar. Düşmansız yaşayamaz. Yani bak görüyor musunuz? Arkadaşlar evet bak. Ha bak. Yani cemaat içinde. Hep harekette kalıyor o zaman. Evet. Cemaat içinde. Amerika'da da öyle olduğunu söylemiştik değil mi? Amerika'da da öyle. Ama bunu yapanın şuurlu ve iman sahibi olması lazım. İman yok. Sahibi olmayan bunu nasıl yok, şu, bu sosyolojik bir yapıdır. İman şart değil bunda. Mesela iyi bir tamircidir saat. Saat tamirci. İmanla alakası yok olduğu gibi. Yani sosyoloji bir yapılan. Amerika'nın milliyetçiliği yoktur. Çünkü toplama bir millettir. Sağdan soldan adaya gelmiş, devlet olmuş. Bu kabul etmişler. Yani böyle bir şey yok. Zaten 52 tane eyaletten meydana gelmiş. Yani devlet gibi. Türkiye'nin 52 katı. Peki nasıl bir iş yapacak? Amerika'nın ruhu. Amerika ayakta duramaz. Bir sene düşmansız dursun para parça olur. Eyaletler şey, Texas'tır şunlar ayrılır. Her an bir düşman olması lazım. Böyle bir hareket kendi iç
dinamizmini, kendi iç bünyesindeki dinamikliği, canlı tutmanın yolu, doğalarında bulunan yapılanmayı ya ortaya çıkaracaksın veya düşman göstereceksin, kendisini unutacak. Oraya bakabilmem için bak oraya bakmıyorum. İşte bu milletin oraya baktıracaksın ki bir olur. Amerika'da da öyle. Ha gelelim, onlar bize lazım değil ama hani kanunu anlatmak istedim. İsrail'de dünyanın nefretine rağmen bomba atmasının sebebi iç dinamikleri canlı tutmak içindir. Yoksa Filistin'i 3-5 tane adam öldürmeyle muvaffak olamayacağını, dünyanın nefretini kazanacağını bildiği halde bu ahmaklığı yapmaz. Desastır. Daha beter yapar. Suya kimyasal şey yapar, arabaya şey yapar, yok eder yani, öyle değil. Ama böyle yapması mecbur yapıyor. Mesela gene kendi istihbaratıyla Filistin yönünden bir roket atar, Filistin'i attı der. Bak görüyor musunuz der. Mesela kendisi atıyor. Yani Filistin'e alakası yok yani. Onlar atıyor. Şimdi gelelim, bu kanunu anladık mı kanun? Şimdi cemaat içinde tipler var. Düşmansız yaşayamaz. İlle birisini bulacak. Barınamaz yani burada. Onların zihinleri böyle, ille birisini kafaya takmak. Kafaya takmamış, bunu yapamıyor. Yapamıyor. Nasıl olur diyeniniz var değil mi şimdi? Nasıl olur böyle? Ha, sizin kafa yapınız buna uygun değil de ondan anlamazsın yani. Sen de ben de anlama, kafanız böyle değil. Yani ille düşman olması lazım ona. Düşman derken ille vurup kırmak değil. Karşıt. Karşıt olacak yani, devamlı onunla meşgul olacak. Karşıt görüş dolu değil mi? Ev gibi yani. Ters konuşmalar. Devamlı. Değilse de öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Hı-hı. Mesela çok tipler varsa, mesela ben Kırıkhan'da, Polatlı'da yok, Zeytinburnu'da var. Benim şeyim içinde yani, böyle gençli şeyde, vakıflarda, cemaat içinde. Görüyorum, nabızlarını tutuyorum yani. Biliyorum bu tiptendir. Ama zahir şeriata uymak zorunda olduğum için bir şey yapamıyorum yani, yapmıyorum. Tık diye atmıyorum yani. Yani elimden geldiği kadar tamir etmeye çalışıyorum ve yer yer bu dersi anlatıyorum. Bak bundandır. Mesela bir adam kafaya cemaat içinde kendisi nasıl belirler? Acaba biz ondan mıyız? Onu şöyle anlarsın. 7 tane anlama çeşidi var. Bir tanesini anlatayım mevzumuzla alakalı. Duramazsın. Mutlaka sorunlusun yani. Sorun çıkarırsın. Demek ki sorun sende. Meşverette ters şey yapar. Herkese rağmen ters şey yapar. Bir şey yapılacak ters şey yapar. Mesela bir şey, hiç alakası yok da kilim alınmış, alım almış. Hatta seccade alınsa, bana niye sormadınız? Niye meşveret etmediniz? Hani uhuvvet vardı? Hani kardeşlik vardı? Hiç olmayacak bir şeyde en zirvelerde oynar. Ben daha yokum bu işte. En zirve silahları kullanır. Ben sizinle alakam yok. Sanki hizmet ona muhtaçmış. Hemen onun karşısına, tamam kardeş. Sen yoksan yoksun. Hemen patti. Yani olur mu ya böyle? Ya böyle. Hani bana yapma abi falan, kardeş falan deyeceğini zannediyorsun. Bunu şeyde de kullandım. Almanya çeşitli yerlerinde. Çağırdılar beni. Arkadaşların sorunları varmış. Hemen tespit ettim tabii. Benim işim biraz bu. Benim işim bu. Biraz değil, benim size mesleğim bu. Nurculuk benim mesleğim. Laikacılık. İşte bu psikoloji tespit. Dedim ki onunla hiç ilgilenmeyin ve meşverete dahil etmeyin. Etmeyin. Bu sefer kuduruyor. Meşveret ama tak bırakın. Kesin peyniri keser gibi koyun kenara. Şimdi kuduruyor. Yapılanmaya girecek ki demiyor. Çünkü kimle onunla bir olacak? Yani şimdi çaktırmadan haber gönderiyor. Yani aslında bana ben yani ayrı bir fikrim yoktu. Aslında bana öyle davranmasalar gelirdim. Aslında gelirdim de birisinin kafayı taktım. Aslında Hasan Hoca oraya gelmese gelirim demeye başladı. Çünkü nereden kaynaklarını anladı. Yani vesaire. İşte bazı tipler böyle var. Neyse. Nereden geldi? İlim sorumluluk getiriyor, insana taşıyor. Bilgi sorumluluk taşımıyor. Bilgi belirlemek olduğu için. İlim ise içeriye almaktır. Sen bunu, mesela sen hafızsın. Sen hafız olduğunu sen bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Ama benim bildiğimi bil diyorum, bu bilgidir. Bilgimi söylüyorum. Ben senin hafız olduğunu bilmem bilgidir, ilim değildir. Çünkü hafız değilim. İlim içeriye almaktır. Şu anda bu dersi duyuyorsunuz, bilgidir.
İlim oluyor bu sefer, otomatik. İlim, bilgi ilime dönüşüyor. Sen bunları kendinde arayacaksın. Yani okunan şeyi, bak bir ders okunuyor diyelim. Muhabbet, uhuvvetle alakalı. Bu tipler şöyle yapar. Herkes kendi deniz. İbrahim dinliyor. Bak, aferin Hasan abi, iyi bir ders yapıyor. Bak İbrahim'i yerden yere vuruyor diye içinden. Hiç kendisini almıyor. Hiç kendisini almıyor. O yüzden kendisi değil mi? Evet, ta kendisine hitap ediliyor da. Ta kendisine. Evet abi dedi bir tanesi. Böyle Yahudi tipler var dedi, düşman arar diye. Diyen inan kendisi. Hayret ettim ya. İnan ya, itimat edin bana. Aynı böyle yaptı. Abi aynen doğru söylüyorsun dedi ya. Düşmansız yaşamayan tipler var dedi. İlle cemaat içinde sıkıntı çıkaran. Sıkıntı çıkaran bu tiplerdir. Adınız gibi şey yapın, kalemle yaz. Cemaat içinde sıkıntı kim çıkarıyorsa bu tiplerdir. Yahudi modelidir yani. Yahudidir demiyoruz ha. Yapısı bu. Düşmansız yaşayamaz. İlle sıkıntı çıkaracak. Bunlar aşırı dışarıya şöyle olur. Aşırı eleştiri yaparlar. Çok aşırı. Hatta zındıklıkla, münafıklıkla itham ederler. Hatta Risale-i Nur'a zarar veriyor. Risale-i Nur mahvetti. Allah Allah. Risale-i Nur'un sahibi radiyallahu anh. Bu nereden çıktı ya? Yegane muhafızı. Yegane sahiplisi. Kendi gibi bildiği gibi Risale-i Nur ortaya konmasa buna zarar veriliyor. Bunlar nasıl türedi diye merak ettim ben. Niye türedi? İşim bu ya benim. Ben müracaat ediyorum. Sosyoloji ve psikoloji. Ruhsal psikoloji benim işim. Bunlar mükemmelliyetçi fıtratlardır. Düzelmezler mi? İki ayrılırlar bunlar. İnatçı olanlar var, inatçı olmayanlar var. İnatçı olanlar asla düzelemezler. Musallada düzelirler. Orada düzelirler. Böyle düzeltirim ama onu. İnatçı tiplere bir şey anlatamazsınız. İnatçı olmayanların düzelme şansları vardır. Yani Risale-i Nur bütün beşeriyetin olduğunu, Kur'an gibi, la teşbih ve la temsil, Kur'an belirli bir kavme, belirli bir millete, belirli bir yöreye, belirli bir zümreye, belirli bir cemaata, belirli bir dimağa, belirli bir kalbe gelmemiş. Mühit bir kalayı tamir ediyor diyor. Hatırladınız mı? Yani 1000 seneden beri rahlenenen ve kalbi mumiyi bozan, aklı fikri perişan eden küfrü fikirlerini fırsat buldu Osmanlı'dan sonra Müslümanların içine yaymış. Böyle 1000 seneden beri terakküm eden küfür fikirlerini ve kalbi ve vicdanı bozan bu ananelerini yani fikirlerini onları tamir ediyor. Bu bağnaz benim kardeşim de bunu bilmiyor. Risale-i Nur Kur'an gibi derken bunu kastediyorum. Nasıl ki diğer kitaplar bir kavme, bir zümreye, bir yöreye, bir zamana gelmiş. Kur'an ise her kavme, her millete, her bölgeye, her tip modele gelmiş. Su gibi. Herkesin gıdası. Sinek de içer, fil de içer. İşte Risale-i Nur bir zamana değil, bir kavme değil, bir millete değil, Alman'a değil, Türk'e değil, Kürt'e değil, Çerkez'e değil, Fransız'a değil. Herkesin kitabı. Olduğu için herkes içine alıyor. Ama benim bu kardeşim bağnaz olduğu için gözlüğü takmış at gözlüğü gibi kendisinin gördüğü mana mertebesinden başka mana mertebesi cinayet kabul ediyor. Oysa cinayeti işliyor. Yani oradaki mananın kilitlenmesini istiyor. Dursun orada. Bediüzzaman Hazretleri yalan konuşur mu? Haşa. Yalan lafz-ı kafirdir diyen zat. Kafirlerin sıfatıdır yalan. Diyen zat diyor ki ben her okuduğumda farklı anlıyorum. Diyor mu demiyor? Diyor. Bin defa okudum dediği yerler var. Peki benim anladığım gibi anlarsa okunmaz ki. Çok özür dilerim ama muhtaz. Hakkını helal. Ben senin gibi okudum. Yani senin anladığın gibi okursam ben anlamam. Şey zevk vermez bana. Bir daha okutturmaz. Hakkını helal. Kusura bakma. Şey görmek için demiyorum. Yani ben çok zaman verdiğimi kastediyorum. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de benim okuduğum seviye mana mertebesini anlıyorsa okunmaz. Ha, vallahi okunmaz. Ya arkadaş, hatir için bir saat iki saat ama ömür verilir mi hatir için kitaba? Vakıflar nasıl veriyor?
Ha. Dolayısıyla senin böyle 5-10 dakika, yarım saat, bir saat baktığın, anladığın manayı ben akşama bunun karşısındayım. Ben aynı mı anlayacağım? Peki kapısına kilit vuruyorsun. Bu budur, bu kadar. Ya arkadaş, bu da var de. Bu da var. Bu mana da var. Senin anladığın da var. Kamil insan nedir? Bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, farklı insanların kendisine zenginlik katan, fakat hiçbir farkı öne çıkartmayıp hepsini kucaklayan kamil ve arif insandır. Bunun zıttı bağnazdır, geçimsizdir, taassupludur. Risale-i Nur'a sahasını daraltıyor. Yani belirli bir zümreye kılıyor yani. Ya dokunma, işte bu tipler oluyor. Yani bu geçimsiz insanlar maalesef çok sıkıntı çekmiyor. Beşeriyette İsrail nasılsa, İsrail küre-i arzın kanseri olarak kabul ediyorum. Her bir cemaatin de rafizisi vardır usta. Müslümanlar rafizisi, rafizisi olduğu gibi ve abiler. Nurcuların içinde de rafiziler var. Ne demek rafizi? Bağnaz, geçimsiz, kendi düşündüğü, kendi anladığı manayı kabul etmeyen, kendi cemaatin dışındaki batıl tasvir eden, batılını yani dişleyen, iten, muhabbet etmeyen, sevmeyen nurcuların rafizisidir. Rafizi bunlar. Mana mertebesi kalmıyor. Suudi Arabistan'daki Vehhabiler, bak isim değiştirdiler, yemedi dünyada. Selefiler diyorlar. Bunlar rafizi. Nedir o? Kur'an böyle mi demiş? Er-Rahman alel arşisteva. Allah arşta oturdum diyor mu? Öyledir. Leyse kim istiyorsun? Allah öyle bildiğiniz gibi, tahayyül ettiğiniz gibi değildir. Acayip bir şey. Dünyada ama, ahirette de amadır deyince en büyük darbe bu ayet vuruyor onlara. Meale bakarsan, dünyada ama olan ahirette de amadır. Meal bu. Eğer sen zahiri alırsan, dünyada kör olan ahirette de kördür. Peki zulüm değil midir? Ya çeviriyor. Yani manevi kördür diyor. Niye tevil ediyorsun şimdi? Hani tevil edilmezdi, neydiyse o. Neydiyse oysa, dünyada ama ahirette ama, ne suçu var adamın? Dünyada da ama mı olacak ama? Allah zulmetmiş olur o zaman. He? Allah zulmetmiş olur aşağıda. Vesaire. Demek ki nurcuların da rafizisi var. Nedir? Geçimsiz, bağnaz, kendi kabından şey yapan. Mesela ben o harita şeylerle meşgul olduğum zaman her zaman derim. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Ve vallahi böyle inanıyorum. Zeytin ona diyor. Türkiye'de. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Bakın, dolaşın. Meslek ve meşrebinize, fıtratınızı inkişaf ettirecek neresi varsa. Peki bunların bedeli nedir biliyor musun? Belası da şudur. Allah öyle bir bela veriyor ki buna, bu tiplere. Şu. Gidiyor çınar. Çınar, senin son ismin ya. Çınar fidanını kendi saksıya dikiyor. Ve çınarı devamlı suluyor. Bir şeyi hesap edemiyor. Çınarı saksıda büyütemezsiniz. Patlatır. İşte bazı çınar gibi tipler yol vermiyor, onu bunu aşağılıyor, onlar yanlış, bunlar şey, onlar bizden değil, bunlar ötelerden, içeride tutuyor, o adam da çınar gibi büyüyor, büyüyor, cemaati paramparça ediyor. Çünkü balina balığını Karadeniz'de büyütemezsiniz, Marmara'da büyütemezsiniz, Ege'de büyütemezsiniz, Yunus'u büyütürsünüz, balina büyütemezsiniz, balina okyanusun maddesi. Şehit balığıdır. Siz çiçeği sakside büyütürsünüz ama çınar ağacını büyütemezsiniz. Belirli bir şeyden sonra patlatır onu. Ve böyle dev insanlar var, dev kafalar var. Tamam mı? Patlatıyor yani. Bu sefer içeriden bir meşrep çıkıyor. İşte cemaat içeriden bölünmesini bunlar yapıyor. Bunun da sebebi böyle bağnaz, geçimsiz, inat, tamam mı? Kendi bildiğini bilen, at gözlüğünü takan, tamam mı? Başka bir hak vermeyen, hizmetin ta kendisi olduğunu, sanki vahiy gelmiş, benim tutturduğum bu meşrep mutlaka cennet yoludur. Diğerleri hak hukuk tanımayan, tamam mı? Hatta daha ileri götürerek Risale-i Nur'a zarar veriyor. Bunlar zarar veriyor der yani. Acayip şey modeller. Bu çok iyi tahlil edilmesi lazım. Ben o bazı şeyler söyleyince, ben bunları söyledim doğru değil. Vahiy almamışım. İlham almamışım. Şu anda konuştuklarım da öyle. Vahiy almamışım, ilham almamışım. Risale-i'ndeki tespitim. Peki bunu niye söylüyorum? Ta ki doğruyu bulun. Yanlışı,
yanlışa karşı fikir çıkartan demek ki doğruyu bulmuştur. Doğruyu bulmuştur. Yani yanlışı çıkartabiliyorsan, bu budur diyorsan, diyebiliyorsan demek ki bir şey bulmuşsun yani. Doğru bir fikrim var demektir. Evet, tamam mı? Şurada ona ait bir cümle söyleyeyim, yazmışım da. Neyse, bu çok öyle. Eleştiri yapıcı olması buradan geliyor. Yani Hazreti Ali diyor ki, radıyallahu anh, çare sunmayan tenkit tahriptir. Mesela bak, Ömer bunu yapma. Ömer onu yapma. Çocuğa veya sana diyorum. Sen de çocuğa. Onu yapma Ömer. Bunu yapma. E ne yapacak? Hani alternatif, hani çare? Ömer onu yapma ama bunu yap. Ömer bunu yapma ama bunu yap. E kardeşim şimdi ben fıtraten enfus. Her enfusçular aynı zamanda zahiri bitirmişlerdir. Yani zahiri meşgul. Ama her zahirci batıncı olamaz. İnsanları tanıyamamışız daha. İnsanlar hepsi ayrıdır. Müstakildir. Allah için hepsi özeldir. Farklılıklar kişinin doğasından çıkmamıştır. Ben böyle senden farklıyım. Ben mi seçtim? Gitti markete. Marketçi dedi ki, hangi insan modelini istiyorsun? Marketçi kardeşim, olmaz, bu da olmaz, bu. Aa, bunu da ver. Bu kalbim olsun, bu kafam olsun, bu vicdanım olsun. Ha, tipim, kıvırcı saç olmaz, siyah olmaz, kahverengi olmaz, aa, beyaz ver. Ben mi seçtim? Hangi fıtratınızı, hangi organınızı seçtiniz? Beni seçen seçti. Tenkit edeceksen kaynağını tenkit ediyorsun. Şimdi benim fıtratım ve herkesin fıtratı nasıl mükemmel olur? Nasıl? Kendi mecrasında malzeme alırsa inkişaf eder. Şimdi ben desem ki herkes benim gibi düşüneceksiniz. Herkes benim gibi çalışacak. Yani insanların farklılıkları kendilerinden değil, esmanın farklılıklarından kaynaklandığını okumuyor musun? İşte farklılıklar sana zenginlik kattığına niçin inanamıyorsun? Niye? Fıtrat farklı. Şimdi farklısan bana soru, farklı soru gelecek. Senin de fıtratın farklı, senin de farklı, senin de farklı. O zaman farklı şeyler yapacaksınız. Abi falan böyle, burada böyle yazmıyor mu falan. Aa, bana, benim ne yapacak? Allah Allah. Beni daha geniş tabanla yayılmış bir düşünceye itecek beni. Bu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor. Bu da böyle diyor. Abi öyle değil. Mesela bir tanesi kadını aradı beni. Abi diyor, bu risale nerede telif edildi diyor, kusura bakma diyor, tamam siteden buldu. Nerede telif edildi, kimler vardı, hangi ihtiyaç, hangi saytten olmuştur, cennet bahçesinde mi, Barla'da mı olmuştur, Emir Dağı'nda mı olmuştur, nerede, nasıl geldi, bunlar nasıl... Hiç merak etmediğim konu. Hangi risale nerede yazılmış, hiç beni alakadar etmiyor. Derken alakadar fıtratımda yok yani. Kardeşim yanlış kapıyı çaldım. Abi ben seni bilirsin zannettim. Ben dedim sağ bu. Ama demek ki abi dedi, bu konuda ben çalışma yapıyorum. Çalışma kardeşim, istersen aynı isimle, istersen değişik isimle çalışmalarını yap falan, risale falan yerde şöyleydi böyleydi. Ve sitede yayınlayalım. Yani senin tiplerde. Ondan sonra maillerle vesaire bu senlerle bu ayrı bir küre yazda cema şey yapın. Meşrep yapın. Yani site vasıta olsun size. Köy gibi olmuş ya iletişim araçlarıyla. Yani senin gibi düşünenler mutlaka vardır. Ama benim hiç o konuda bezim yok. Hiç ama. Mesela bir kardeş var vakıf. Dersi şu. De bu konuya. Nikola Nikolaviç ayağa kalkmayan, bu sarı bu kelleyle giden, şöyle şey yapan. Ben de hayret hayret dinliyorum. Hiç okumamış gibi. Allah Allah. Hakikaten üstad yapmış yani. Hiç yani. Tamam. Yümey yani kahramanlığı. Yok caminin şerefesine şöyle koşan. Tamam mı? Korku denelimi tutmamış. Hiç ilgimi çekmiyor ya. Ama inkar edebilir misin? Bir sürü fıtratlar var demek istiyorum. Mesela bir fıtrat çıkmış, gene vakıf bu. Ustadın kaç tane talebesi varmış? Ashab-ı keyfin ne kadar? Kaç tane kişi varmış, o kadar denk geliyormuş. Ustadın has kadrosunda ne kadar? Musa Aleyhisselam'ın ehli fetası ne kadardı? Ashab-ı sufası Resulullah ne kadardı? İsa Aleyhisselam'ın havariyonu ne kadardı? Ustanın en yakınları kaç taneydi? Adam acayip. Başka birisi çıktı. Ustadın talebeleri şimdi ne yapıyor? Evlenmiş, kaç tane kızı vardı, oğlu vardı, torunlar ne yapıyor, nerede ne yapıyor? Bunu araştırmış ya. Mesela Necdet Şahin'e bu tipten, bu modelden bir tanesi. Bizde de Kemal abi var biliyorsun. He. Kur'an'ın filistesi. Kur'an'ın filistesi yani. Ben hiç şey, kimi çekmiyorum. Hemen bir şey söylüyorum zaten. Abi Maide suresinin 18. ayet diyor.
Ben de bizim abi, ne yapıyorum? Şöyle taklit ediyorum ve güveniyorum ona. Tamam Kemal, öyledir. Çok ilgimi çek, müsait numarasını yazıyorum, içeride bakıyorum. Hakikaten öyle yani, çok ilgimi dedi. Yani benim söylediğim, hatta Risale-i kafadan bir şey söyledi. Abi ayet mali buna benziyor diye. Ona hemen ilgimi çekiyor. Adam Filist gibi bir adam. Tamam. Yani niçin söylüyorum, bunları kabul etmek, bunların varlığı bana zenginin katmıyor mu? Ne olur ya, Allah'ını seversen ya. Bunlardan, bunlarla ders yapmak adama ne keyif veriyor? Dur ya, ben de haddimi biliyorum. Ayet var abi, koyuyor. Allah Allah, dur lan ayet var. Öteki diyor ki abi falan yerde şöyle yazıyor, münazaratta şöyle yazıyor. Şu Allah, ne kadar keyif veriyor ya. Güzel, bak, bütün de of, ya beni mest ediyor ya. Ben mi sosyalim, ben mi kafayı yemeyim ayağım? O kadar farklı düşünenler, o kadar, yani düşünen farklı derken, abi şu anlaşılır mı? Ulan senin kölen olayım ya. Sen oraya kafa yormuşsun, meşrebine göre bir hazine çıkarmışsın. Bana da sunuyorsun. Ulan bana hazineyi sunan, ya benim zerre kadar imanıma katkı yapanın ayağı başımın üzerindedir ya. Veya bana bir ufuk açacaksın kelamında. Bana bir kelamınla bir sıkıntımı çözeceksin. Ya ben sana medyon olmam gerekmiyor mu ya? Hem Ömer, müteşekkil olmam lazım. Olan bir kuyudaydım, sıkıntım vardı, öf. Aa, bir söz söyledim, beni çıkarttın yukarıya. Çıktı mı? Ya niye çıkarttın beni? Bir tanesi de çıkıyor. Nereden çıktı bu psikoloji ismi? Ya psikoloji değil. Şimdi ne alakası var psikoloji? Meslekten konuşuyoruz. Ama toplumsal bu isim olduğu için insanlar buna alışkın, buna ulaşsınlar diye psikoloji diye isim koymuşuz. Dikkat ederseniz içeriği Risale'deki istinbat manalar. İşte bu bilgi ile ilim arasındaki farkı anlatıyorum. Bilgi sorumluluk getirmez, ilim sorumluluk altına sokar adamı. İnsanların çeşitliliği Allah yapmıştır. Bana da onu sevdirdiği için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Farklı böyle bakabilen. Mesela şunu da misal vereyim. Anne karnında çocuk kaç tane hücreyle oluyor? Bir hücreyle başlıyor. Bir hücreyle. Ne bölünmeydi bunun adı? Mitoz. Mitoz, kimyacım benim. Bölünmediğini kabul edelim. Çocuk olur mu? Olmaz. Mitoz bölünme 1-2'ye. Tamam mı? 2-4'te. 4-8 değil. 16. 16 böyle gidiyor. Peki, o tek hücrede hep şey yok mu? Bütün yaratılış. Karaciğer, böbrek, göz var. Ama hiçbir şey değil. O içerisi patlıyor. Yani mitoz bölünme, bölüne bölüne. Niçin bölünüyor? İnsanı tamamlamak için. Öyle değil mi? İçini dışına etmek için. Ben Nur cemaatin içindeki meşrepleri mitoz bölünme olarak kabul ediyorum. Risale-i Nur'un içindeki hakikatleri bölünerek, bölünerek, yani bir bölündü tırnak oldu. Öteki taraf bölündü saç oldu. Karaciğer bu. Eğer o hücre bölünmese karaciğer, böbrek, dalak tek hücrede hiçbir şey yaramaz. Hatta bu kadar mitoz ya. Atom bile değil. Değil mi? O program. Ha, demek ki mitoz bölünme kemalat içindir. O bölünme kemalata doğru gidiyor. Nakıslığa doğru gitmiyor. Bölünmek azaltmıyor. Kıymetini düşürmüyor. Basitleşmiyor. Muayyenleştirmiyor. Tam tersine bölünmek demek batındaki zenginlikleri söylüyor. Eğer batında, merkezinde, içselde zenginlik yoksa, mana farklılıkları, çeşitlilik olsa, olmasa bölünemez. Çoğalamaz. Mesela diyelim ki burada 5-10 kişiyiz, tamam mı? Bilemen Efendi. Şimdi mesela bir tanesi çıkıp da bir dersen açamaz. Diyelim ki belirli bir seviyeye geldin. Hakikaten doldu, taştı. Sen bir yerde dersen açabiliyorsan karşıki mahalleye, demek ki açabilecek zenginliğe sahipsin. O adamı eleştirmek değil, o adamda memnun oluyorum. Çünkü üstad her yerde bir küçük mendesini açsın. Yani şu, eğer bölünme olabiliyorsa adam bir yere bir şey, onun demek ki donanımı var demektir. Pat diye kolunu sallayarak açabilir misin? Kim gelir sana? Bir parçamızdır yani aslında. Evet, yani bak, o adam açabilme cesaretini nereden buluyor? Bilgiye sahip. O da güzeldir işte. Ha, demek ki bölünmek şer zannediliyor. Toplumsal öyle. Her bölüm. Hayır, bölünmek kemalata doğru gitmektir. Yani batındaki merkezde farklı mana mertebeleri,
farklı güzellikleri barındıramayan bölünemez. Bölüneceksin ama ayrılmayacaksın. Bak evet. Bak şimdi anladınız. Batınında ayrılmayacak. Çok güzel. Bu çok güzel laf. Bak batınında farklı güzellikleri, farklı manaları barındıramayan bölünemez. Bölüme ihtiyaç tutmasın sana zaten. Yok ki. Mecbur. Yok yani. Ne yapacak ki? Hepsi aynı olur. Evet. Eleştiri yapıcı olması buradan geliyor. Yani eleştiri aslında bir yapılanmanın ifadesidir. Ama çare sunmayan eleştiri tahriptir. Yapma. Yanlış yapıyorsun. Olmaz be kardeşim. Hizmete zarar veriyorsun. Oo Hasan radiyallahu anh. Herkesi eleştirdin. Zarar veriyorsun bile yaptın. Hatta sanki hizmetin sahibisin diye adamı da attın. Hizmetin dışında o. Peki radiyallahu anh seni bilmiyorduk bir tanıyalım. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ne sevgiliyorsun? Herkesi tenkit eden radiyallahu anh. Sen ne yapıyorsun kardeş? Söyler misin bana? Kaç kişiye nurları ulaştırdın? Kaç kişi nurları... O benim işim değil. Kimin işi kardeş? He? Efendim Risale-i Nur müşteri ihtiyacı yok. Risale-i Nur müşteri ihtiyacı yok. Nur talebesi müşteri ihtiyacı var. Ben Nur talebesiyim. Müşteri ihtiyacım var. Ben Risale-i Nur muyum? Risale-i Nur ihtiyacı yok. Kur'an'ın ihtiyacı yok. Müslüman'ın ihtiyacı var. Bizim ihtiyacı var. Kur'an'ın müridi ihtiyacı yok. Müslüman'ın var. Risale-i Nur ihtiyacı yok. Senin benim ihtiyacım var. Ben ayakta tek başıma duramam. Seni bulmak zorundayım. Ne karıştırıyorsun Risale-i Nur'la kendini? Müslüman'la İslamiyet farklı şey değil mi? İslamiyet insan değildir, Müslüman insandır. Risale-i Nur insan değildir. Nurcu insandır. Risale'nin ihtiyacı yoktur. Çünkü okusan da okumasan bunun şahsiyeti artmaz. Ama ben okumaya muhtacım. Benim ihtiyacım var. Müşteri aramaya benim ihtiyacım var. Onun için bu diğer gurbetlere düştüm ben. Niye geldim ben buraya? Otursaydım da o zaman Türkiye'de. Niye geldim ben buralara? Ha ihtiyacım yok. Ne yok? Öyle ihtiyacım var ki. Ha kimi yok? Risale-i Nur'un yok. O zaman bu Risale-i Nur da değil bu. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur şahs-ı manevidir. Canlı ve ruhludur. Biz onun azalar hükmündeyiz. Risale-i Nur külliyatıyla Risale-i Nur'u karıştırma. İnsan bazı Müslüman karıştırdığı gibi. Raftaki Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim diyoruz. Aslında Musaf'tır da öyle diyoruz. Kur'an raftaki Musaf'tır. Kur'an mahluk değil ama raftaki kitap mahluktur. Karıştırma kardeş tabirleri. O hakikatin ifade edilmemişlerini ortaya koyma faaliyetidir eleştiri. Yani koy arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum. Yoksa yanlışsın diye. Öyle değil. Helikopter gibi inme. Uçak gibi in. Yani nedir o? Eleştiri. O mevzunun, o hakikatin daha önce ifade edilememiş, edilmemiş. Allah da seni vasıta etmiş. Ya ben şöyle düşünüyorum diyorsun. Ha bunlar nerede olur? Şeriattan nerede olur? Risaleden nerede olur? Mesela vakı musale vatu zekat. Namaz kılın, namaz ikam edin, zekatı verin. Burada meşveret olmaz, fikir olmaz. Allah dedi bitti. Allah haram dedi bitti, farz dedi bitti. Ne farz ne haram yapmadığı şeyde maslahat-ı mürsele denilir. Bu caddede meşveret olur. Nurculukta da meşveret nerede olur? Yapın da meşveret olmaz. Yapmayın da meşveret olmaz. Ustak yapmayın dedi bitti. Meşveret edemeyiz daha. Neye benziyor? Allah dedi ki ve hakkı musallamatü zekâ. Namazı kılın. Ey Allah'ım diyoruz haşa. Sen böyle dedin ama bir de biz bakalım. Biz meşveret edelim. Bakalım kılınması lazım mı? Allah'ın fikrine karşı, emrine karşı fikir beyan edilemez, meşveret edilemez. Meşveret etmek demek ihanettir. İhanettir Allah'a. Risale-i Nur'un yapmayın emrine karşı, hadi meşveret edelim, yapmayın diyor ama gene bir bakalım, bu ihanettir. Yapın var, ihanettir. Yapını de. Ha ne demiş, yapın yapmayın, örnek. Ya biz burada ne açalım? Bir nur talebesinin vazifesi nedir? Almaya da ne yapmaktır? Bir nur talebesi her yerde bir küçük bir medrese-i nuri açması vazifesidir. Öyle geçiyor. Emirdar'da. Medrese-i nuri açmak. Tamam. Bu başka
Yani öyle dedi ama ustad şimdi geçti. Ben anlamam. Benim onu buna söylersin. Benim kafam çalışmaz. Ha buradan meşveret olmaz. Her yerde bir küçük medresenin oraya açılsın. Ha medrese açacağız. Lokal değil. Şu bu değil. Medrese açık bu. Emredilmiş. Tamam. Bu küllatta var. Bunu meşveret edilmez. Yapalım yapmayalım. Medrese mi başka bir şey mi? Lokal mı medrese mi? Bu meşveret edilmez. Ha peki. Bremen AF'nin medreseyi girişinde mi çıkışında mı ortasında mı? Binanın alt katında mı üst katında mı? Külliyatta yok. Heh, bu hayır ve evetlerin ortası olan mubah saha. Yani birinci kat kimmiş ki der ki abim birinci kat yaparsak iyi olur. Yani millet gelince gürültü duymaz. Ötekisi der ki abi ya alt katı yaparsak camdan sesler gider gelen geçen bizi bilir. Üste çıkalım der. Ötekisi der ki abi merdivenlerden bazıları işte kapıdan çıktığı zaman böyle şeyler de var ha. Bu arada onu da tamir etmek için kullanayım. Adam kapıdan çıktı, dershaneden kapının önünde var ya merdiven başında. Hiç eğilmeden ayakkabısını yere koymuyor, yukarıdan aşağı ayakkabıyı bırakıyor. Merdiven var, pooot! Ayakkabı yukarıda. Abi böyle şeyler olacak, leylim leylimler. Bu sahibim yukarıdan aşağı ayakkabıyı bırakacak. Yani ayakkabıyı tutup yere koymuyor gürültü olmasın diye. Veya kağıt, kağıt, kağıt böyle basıyor. Mesela, misal bir şey anlatıyorum. Buradan... Ustad Bremen Hafe'nin girişinde, çıkışında, ortasında birinci kat, ikinci kat, beşinci kat demedi. Bu meşveret burada geçer. Peki kimle edeceğiz? Külliyatı hiç okumamış, laikaları hiç okumamış insanla meşveret edilmez. Hizmetin şekli. Çünkü mesela sen Ömer sen halı ile meşveret ediyorsun benimle. Abi halı nasıl yıkanır? Benimle meşveret olur mu? Ben çünkü sen değil ki. Ne diyeceğim? Ömer, halıya o deterjan kullanılmaz kardeş. Kaç saat tutuyorsun kurutmaya? 3 saat abi. Olmaz 7 saat ya. Şimdi kale alır mısın? Ne dersin hürmeten? Allah Allah. Haddi yedi. Yani ben de onu meşret etmeyeceğim kardeş. Laikalar okudun mu kardeşim? Yok. E peki hizmetin şeklini bilmiyorsun. Hizmetin şeklini bilmeyen neyi, nereye göre ne diyecek? Neyi nereye göre yorumlayacaksın? Kastamonu'yu okumadın. Emirdağ'ını okumadın. Bu şart ikisi. Senle ne meşret edecek? Barlayı okumamışsın. Sikri Tasdik Gaybi'yi okumamışsın. Tarihçeyi okumamışsın. Hiç medreseden geçmemişsin, geçmişsin. Almaya da ders yapıyorsun. Böyle de olmaz ki. Ehli olacaksın ne biliyorsun? Sana bu külliyatın önüne koydularsa, soru sordukları zaman veya mevzu bu gidişata toplumun yapısına göre açabilmelisin nereden açacağını. Vay be. Öyle çıktı. Sonra görüyor ki bir vahide ağaç şu kainat sarayında taklit edilme sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münasip turallarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor. Ya hadi ya. Ortada ne var? Gözüm oraya gitti. Evet devam edeyim. La ilahe kendini oluşturur insan. Eleştiri yapa yapa yapamayacağın manaları bulursun, varırsın, bilgini oluşturmuş olursun. La ilahe, la ilahe, ilah değil, ilah değil, ilah değil, olamaz, ilah olamaz, layık değil, ilah değil. En sonunda hep eleştirdin, olamaz, olamaz. En sonunda eleştiremeyeceğin bir şey bulursun, onun adı da illallah'tır. O zaman la ilahe kendini oluşturma sürecidir. Kendini bunlarla fethedersin. Eğer dimağını sen fethedemezsen, bu çok önemli, aklına sen hakim olamazsan, birileri onunla sana hükmeder, hakim olur sana. Akıl bir alettir. Eğer sen aklına hakim olamazsan, vallahi hiç şansın yok. Birileri o akılla sana hakim olur. Birileri bu akılla sana hakim olur. Kötü hissediyorum, iyi değilim diyen aklına hakim değildir. Ha? Onun için psikoloji dersleri ben sana bunun nasıl hakim olacağını anlatmaya çalışıyorum. Kendi uydurukçamla tanık olduklarım, kendi gözlemlediğim uydurukçası bu, şahit olduklarım. Çok çok akıllı insanlar var, işçi olarak çalışıyor ama çok kurnaz çakal patronları var ama iyi hükmediyor. Ya. Acayip.
Aslında şöyle diyebilirim mesela, bardağı benzetirsek aklı. Aklı sen iş elini doldurmazsan, aklı başkaları klişeyle doldur. Evet, hava otomatik dolu olacaktır yani o. Sen hani iman suyla şeyle doldurmazsan havayla dolacak veya duman. Ya imanı şeyle doldurmazsan şeytan doldurur. Evet, mesela şöyle misal veriyorum ya, eskide verirdi. Kim o? Eviniz kiralık mı? Yok kardeşim, nereden çıktı? Perde asılı değildi ondan. Türkiye'de böyleydi. O zaman ne yapmışlar? Boş eve şöyle yazmışlar. Ya tül asarlar. İkide bir şey yapmasın diye. Veya kağıt yazarlar. Kiralık değildir. Adam bıktı yani. Ha, şimdi boş kafaya. Kim o? Karl Marx fikri. Böyle birisi, ben Müslümanım. Müslümansın ama alametin yok. Bomboş. Onun için iştahım geldi de onun için çaktım. Gitti. Kim o? Mao. Ne işin var burada? Boş kafa gördüm de onun için belki oturabilirim diye geldim. Boş kafayı birisi doldurur kardeş. Sen kendine bak. Sen aklına hakim olursan, hakim olmak istediklerine hakim olursun. Akla kim hakim hükmederse onunla hakim olur. Sen eğer aklına hükmedemezsen akılla sana hükmederler. İnim inim inlersin. Bütün bu Almanya'daki boşanmaların şeyi ve stresin, geçimsizliğin kaynağı bu. Sen aklına hakim olansan, işte isim vermeyelim dün akşam. Bak, o kadını hakim olamadığı için, kendisine hakim olamayınca bak, kendisinin hakim olacaklarına da hakim olamaz. Kendisine hakim olamayan, mukayyet olamayan, karısına, çoluk çocuğuna mukayyet olamaz. Ona da mukayyet olamayınca, sen hakim olamazsan karına, birisi hakim olur, kafasına girer. Boşver diyor, bir erkekle niye kanaat ediyorsun? Bir sürü erkek çeşitleri var diyor. Ne din var, ne iman var. Leşoviç, tamam leş. Etoviç bunlar. Ondan sonra tamam. Bir kadına tahammül edeceğimi binlerce kadın. O da aynısını cevap veriyor. Bir erkeğe kanaat edeceğimi binlerle ederim de. İşte tarumanı olmuş. Abi bilmiyordum. Bilmiyorsan evlenmeyeceksin. Bilgi kitaplarda ve kişilerde nakledilir. Unutmayın. Bu da çok antika. Kendi şahidim. Bilgi kitaplarda şu anda ben naklediyorum size. Bilgi aktarıyorum. İlim ancak o bilgiyi yüklenen insanın aleminde uyandırılandır. Ben sana ilim anlatmıyorum. Ben sana bilgi aktarıyorum. İçerisinde ilim var. Sen o aldığın paketle ben ne konuştuğum önemli değil. Senin ne anladığın ve ne kastettiğimi çoğu zaman belki de farklı şey anlarsın. Abi ben şunu anladım deyince bazıları, ne diyorum biliyor musun? Bir daha söyle lan. Bir daha söyle. Hiç onu kastetmemiştim, hemen not alıyorum. Boşuna kağıt bulundurmuyorum ha. Böyle tuhaf benim veya senin düşünceye gelir, kaydederim diye bulunduruyorum. Bazıları bu kalemi böyle süs olsun diye zannediyorlar. Böyle hemen yazıyorum. Çünkü paket değil bilgi. Ondan sonra dimağa geliyor. Dimağa geliyor. Ne yapıyor o dimağa gelince? Bu mide ya. Mesela bu gıda geliyor bak. Mideye geldi. Tevzi olunuyor. Bilgi de dimağa geliyor. Yemek gibi dağılanlar da ilim. Sana gelen adeta haber. Haberdirler bilgi. Yani bahsettiği şeyin vasıf ve sıfatlarını sana haberliyorlar. Bilgi araç gibidir. Sen dimağ mutfağına gelen, dışarıdan dimağ mutfağına gelen mutfaktır ha. Malzemelerdir bilgi. Dima mutfaktır. Bilgi yemek malzemeleridir. Artık yemeği sen yapacaksın. Yani millete dedim dün akşam kardeşe. Ben sana yol gösteririm. Ama yolda sen yürüyeceksin. Allah da öyle diyor. Ve ma alel resul ilel bela. Peygamberlere ve varislerine ancak tebliğ vardır. Gerisi ona ait. Yani yol tarif etmek, yolu yürümeye gerek. Yolu sen yürüyeceksin. Ben sana yolu tarif ediyorum. Dima mutfaktır. Bilgi malzemedir. Yemeği sen yapacaksın. Yaptığın yemek senin ilmindir. O malzemeleri kullanacaksın. Tamam? Hani bu şekilde ifade ettim. Doğru demişsem de. Kendini hem mekandan hem de zamandan ne kadar soyutlarsan o kadar aslı bilgilerine ulaşabilirsin. Senin kendi bilgi ve arşivin hariçte hiçbir yerde yoktur. Bak, mutluluk, buradan çıkarıyorum. Mutluluk, huzur,
Hariçte yoktur. Öyle bir şey yok. Mutluluğu, huzur dahildedir. Dahili uyandıracaksın. Şimdi diyorum ki bunu nasıl uyandıracağız? Ne kadar zamandan, ne kadar mekanın tesirinden çıkarsak, yani kaydından, zaman ve mekanın yaptırıcılığından, zorlayıcılığından, kaydından. Ustad diyor ki kalbin, zaman ve mekanın kaydından çık, kalbin ve ruhun daire hayatına gir. O zaman zannettiğin şu dünyadan daha geniş bir dünya göreceksin. Acayip bir boyut var buralarda. Ha? Nihayetsiz boyut burada. Ha, o zaman sen kendini ne kadar tecerrütler, zamandan tecerrüt, mekandan. Yani zaman ve mekanın, o da nereden geliyor? Örften geliyor bizi bağlayan. Aittir, ne derler ya, yapmam lazım, giymem lazım, bilmem lazım. Ne derler diye yaşarsan, o senin zaman ve mekana kaydeder. İşte bazılar söylüyor, abi mekan ve zaman da nasıl tecerrüt edeceğiz? Yani zaman ve mekan tesirine nasıl çıkacağız? Şu, ne zaman sen insanları mutlak ölçü yapmasan o kadar zaman ve mekana çıkmışsın demektir. Ne derler diye giyiyorsun. Ne derler diye yiyorsun. Ne derler diye biniyorsun. Sen o zaman mekan ve zamanın hulasası olan insan ölçü yapmışsın, onun adına yaşıyorsun. Adeta zannediyorsun ki ben kendimi yaşıyorum. Hayır, sen kiralanmışsın kardeş. Başkasının adına bu makineyi çalıştırıyorsun. Ne derler diye giydim. O zaman ona iyi, onu memnun etmek için giydim yani. Tamam, onun için. Zahide bana iyi desin diye şey. O zaman o kendini, ona ölçü yaptın. Onu ölçü yaptın. Bana iyi desin diye giymek, onu memnun etmek adına yaşıyorum demektir. Onu memnun edeyim de bana iyi desin. O kadar. Bana iyi desin diye demesini bekliyorum. Onu da yapabilmem için onu alttan alıp üstten alıp giymeme açık saçık çıplak falan ta dolaşacağım ki bana medeni desin, şey desin. Onun için o zaman hür değilsin. O zaman ne zaman insanların nazarını esas değil, Allah'ın nazarını, rızasını esas alırsak, o nispetten zaman ve mekanın kaydediciliğinden çıkmış oluruz. O zaman neyi bulacaksın biliyor musun? İnsanları ne derler diye vesaire kaydını ölçü yapmadan yaşamaya kalkarsan, vallahi o zaman içeride hazineyi tık tıklamaya başlar. Ben buradayım der. Hak ettin sen bu hazineyi. Al sana. Dedenden kalmıştı. Bu hazine kutuyu sana veriyor. Bu elbise misali mekandan, zamandan nasıl bir misal? Düşüncelerim. Yani onları memnun etmek yani içsel. Onları yani öyle düşüneyim, öyle şey yapayım. Öyle yapayım. Evet. Onlar dediği gibi yapayım. Yapayım. Düşüncesi zaman. Onların dediği gibi giymek mekan. Bu kadar basit mi sanırım? Evet. Aslında biz zorlaştırıyoruz. Mesela bak bir tanesi dedi ki, telefona bak, kölünden ara. Abi dedi bir dersi dinliyorum dedi. Abi dedi bu kadar basit mi cennet dedi ya. Ben ağrıma gitti doğrusu. Peki ben sana soruyorum, cennete gitmek bu kadar zor mu zannediyorsun? Cevap ver bakalım. Yani Allah cennete gidenleri tarif ediyor. Haşa, tövbe. Tahayyülü küfür, küfür olmasın. Havada uçuyorsanız, suyun üzerinde yürüyebiliyorsanız, seccadeyi havaya atıp namaz kılıyorsanız, işte humul muflihun, işte onlardır cennete gidecek. Böyle mi diyor Allah? Muamma mı yani? Sen yani cennete gitmek çok mu zor yapıyorsun? Al, toplumsal şöyle bir şey var. Allah'a ulaşılmaz. Allah gözükmez. Allah ile duvar örmüşler yani. Böyle bedevi şeyler var, bedevi. Allah ile hani abi o kadar zor mu? Şey kolay mı? O kadar kolay kardeş. Bu asırda cehenneme gitmek çok zordur. Ne diyorsun ya? Evet. Ben meczup değilim ha. Aklım yerimde. Vallahi billahi inanarak söylüyorum. Vallahi cehenneme gitmek bu asırda çok zordur. Niye? Şartlar çok ağır olduğu için en ufak ameliniz dev olacak bir şartlardayız. Bir misal söyleyeyim. Salat-ı vitir nedir? Hükmen, sünnet midir? Vacip midir? Farz mıdır? Vacip. Vacip. Bir vacip yapmak için salat-ı vitir kılacaksın. 3 rekat. O da yatsı gelmesi lazım. Şu anda salat-ı vitir kılınır mı? Yok. Kılınamaz. Şu öğleyindeyiz. Ama sokağa çık, bir günah kafayı çevir, bir vacip. Şafi'de vacip diyor. Ustad onu Hanife'de şu demektir o. Risale'deki o vacip. Bir günah terk etmek vaciptir. Farzdır. Şafi'de farz manasına kullanıyor. Bir vacip, bir farz da
binlerce sünnetten evladır. Osmanlılar'da günahı terk etmek diye bir şey yok ki. Günah yok ki piyasada. Hepsi peçeli bilmem neyse, tamam mı? Televizyon yok. Hadi günahı terk edeceğiz arkadaşlar. Mumla arıyoruz günahı terk edelim diye. Günah yok. Mikroskopla, teleskopla da arasan yok. Yok. Yok yani. Şimdi sokağa çık, kafayı bir indir. Niye indirdin kardeşim? İlle görüp kafa çevirmek değil. Şu zihniyet. Ben şu caddeden gidersem 5 tane görürüm. Buradan gidersem 2'ye düşer. Zihniyetiyle gidersen aynen her adım ha. Günah değil, her adım vacip. Her adım. Şimdi bunu bildin, bu bir depoya koy. Bir kafa indirmek binlerce sünnet. Benim sünnetimi ihya eden 100 şehit. Sebabını alıyor değil mi? 2. Basit bir şey. Namazını kıl, zaten kılacağız. Akabinde tesbihatı yaparsan, tesbihat yap. 5-10'da birkaç dakika, Risale geçiyor da ben biraz yalan söylüyorum. Risale'de birkaç dakika diyor, ben 10 dakika. Bak onu da söyleyeyim yani. Ben birkaç dakikaya tahammül edemiyorum ya. Birkaç dakika diyor. Ama 10 dakika diyorum ben, tamam mı? Kimse duymasın bunu. 5-10 dakika. Namazı tesbihatını yaptın mı? 5-10 dakika Risale okusan, komple dün, ustad zamanında, dün, gelecek nurcular, yarın, şimdi dünya üzerinde ve kabirde, berzatta da amel yapılıyor. Dünya ve kabirde, kuzeyde, güneyde, dünde, bugünde bütün nurcuların yaptığı bütün amele ortaksın. Peki cehenneme gitme ihtimalin oldu mu şimdi? Ya senin günahın ne olur ben senin günahı? Koy kefeye, bu kadar Risale-i şahs-ı manevisinin sebebine ortak ol. Abi ya bu kadar Hacı Baba'nın da bir tane söyle dedi. Hacı Baba'nın peyniri bile bu kadar ucuz değil dedi. Hacı Baba'nın peyniri pahalıdır. Allah'ın cenneti o kadar pahalı değildir. Nedir o? Kardeş, biz öyle bir Allah anlayışımız var ki bir yaptım bir veriyor. İki yaptım. Öyle değil. Al hiç yapmam verir Allah. Bir yaparım bin verir Allah. La kardeşim bunu misalini de vereyim. Nasıl Hacı Baba'dan daha ucuz? Sen buraya elektrik aydınlatman için nükleer santral açman lazım. Kurman lazım. Veya Türkiye'deysen Keban Barajı'nı açacaksın. Değil mi? Ama diyor ki devlet, Ömer, sen diyor basit bir kablo var ya, evindeki kablo telle, eve tele bağla. Bunların nükleer santralinden istifade ediyor musun, etmiyor musun? Başkalarının etmesi beni ilgilendirmez. Nükleer santral bana çalışıyor demek. Devlet diyor ki basit bir kablo at, ona ait bir vergi var yani. Devletin gücünden istifade etmiyor musun? Türkiye ile telefon ediyor musun, etmiyor musun? Kendin kur bu sistemi. Yeter ki bana kontürü yükle diyor, tamam. Aynen bunun gibi kontür. Kontür şu, tesbihatı yap, tamam. Tesbihatı yap, tamam. Kablo atmak demek 5-10 dakika, tamam. Veya bir tanesi dedik abi kablo atmak diyor. 5-10 dakika okumak değildir bir tanesi. Kablodur diyor, bir maddedir diyor. Derse gidecek diyor böyle. Tak kablo atmak o demek diyor. Tamam lan, doğru söyledin. Ben daha merak şey çıktım, o daha şey çıktı. Bak kolay mı zor? Çok mu zor? La kardeşim havada uçmayı mı bize vaat edilmiş? Ve bir baktım vallahi 50 yaşındayım. Havada namaz kılamıyor. Su üzerinde yürüyemiyor. Tamam ya. Endişe ederim. Onu, peki şu anda ölürsem ben ne yapacağım? Şu anda ben ölürsem ne yapacağım? Havada uçamıyor. Ulan, bir tanesine dedim ki. Deli abi. Ya hocam dedi. Evliya havada uçmayı çok isterim dedi. Ulan dedim ya. Allah Allah niye istiyor diye merak ettim hemen. Model ya. Ben de biraz dedektif gibi şey var. Sorarım yani. Niye istersin kardeş? Ne yapacaktın dedim. Havada uçmayı. Bak niçin istiyormuş biliyor musun? Şuraya bak. Abi dolmuştan kurtulurdum diyor. Demek Allah'ın böyle bir modeli de varmış yani. Dedim ben. Peki abi dedi evli olmanın şartları ne? Dedim bunlar özel mi? Ağır şartları var. 19 tane maddesi var. Bunlar zor dedim. Abi ya ben dedi evli olmaya karar verdim. Aynı böyle ha ciddi ciddi. Karar verdim diyor. Karar verdim dedi olacağım dedi. Olanlar dedi insan değil mi? Tamam. Tamam gel otur o zaman. Bir. Ramazan'da gıybet etmek bir Müslümanın orucunu bozar mı dedim ona. Abi bozmaz dedi. Ne olur günahkar olur. Evliyanın orucunu sanki mesela gıybet etmek kardeşinin, ölü kardeşinin çiğ etini yemek gibidir. Gıybet eden. Öyle diyor Kur'an'da. Evet. Yemek gibidir, tamam mı? Bizim orucumuzu bozmaz ama günahkar oluruz. Ama evliya olanın yemek gibi değildir. Yemektir, kefaret gerekiyor.
bir yerde gıybet yaptın veya gıybeti kasten işittin, oturdunsa kefaret lazım orucuna. Evliyanın birinci şart. Abi kalsın dedi bu iş dedi. Şimdi bizimle alakası yok. Nasıl yapacaksın? Takdiye başa geliyorsun. Kaç gün? Her Ramazan gününe bir kefaret tutman lazım. Bir sürü bir. Bu bir. Bu bir. 18 tane daha. Yani bizim gibi olan, bak. Kardeşin eti yemek gibi olan, o yemiş gibi oluyor. Allah. Evliye olamayacaksan, şahsı maneviyle dost ol. Aferin ama bak bugün ikinci kız iyi kafan çalışıyor. Bak şahsi manevi gir kardeş. Kızlar mı? Ne olur ya. Bak işte 96'dan söylüyorum ya. Ben diyor içtim hayattaki nurcuları düşündüm. Zahir şeriata baktım. Bir nurcu binlerce gelen günahlara karşı bir dil ile istiğfar. Yani bir kafa ile tefekkür, bir kalple zikir, bir bedenle namaz. Bu kadar günahlara nasıl karşı koyacak Ömer? Koyamaz. İçtimaiyattaki nurcuları düşünün. Hele siz Almanya'da. Nasıl elin necat olacaksınız kardeşim ya? Binlerce gelen günahlar var. Beraber çalıştınız zaten haram zaten mesela. Ben diyor ümitsizdim diyor usta. 96 Kastamonu. Sonra ihtar edildi ki ihlas, sadakat, 96. İhlas, sadakat, hizmet, takva, İçtinab-ı kebair, sırrına ilk önce kabul etmek, en düşük, fikretmek, hissetmek, bunu kabul edeceksin. En düşük makam o, eylem değil, kabul et. Tamam, bu doğrudur. Bunu yapma nispetinden sen iştirak amali uhreviyeden alıyorsun. O zaman bir dile mukabil binlerce dil istiğfar ediyorsun. Buldun değil mi? Evet abi. Binlerce dil ile. Sen bir günahına seyrettiğin, işte denk geldiğin günahlara binlerce kardeşlerin istiğfarları senin kalana geliyor. Senin defterine yazılıyor. Haşir'de diyeceksin ki Allah Allah, ben şimdi buradasın, Köln'de ben bir kişinin imanını kurtardım. Türkiye'de Cevşen okudum. Kabirde Kur'an bitirdim. Geçmişte şu oldu. Gelecekte yaşam adını aldı. Bütün bir sürü sevaplarım var. Diyecekler ki sana, Murat sen bunların sebabısın. Sen Murat diyeceksin ki Ömer. Ya Rabbi ben bunları yapmadım. Bunlar ne yaptın? Bu kim? Yapmadın ama yapan şahsı manevinin azasıydın sen. Yani el diyor ki şimdi bu resmi el mi görüyor? Göz görüyor. Akıl düşünüyor. Kalp seviyor. Ağzın konuşuyor. Bak hepsi bir bütün olunca bir şey çıkıyor değil mi? Biz de böyleyiz. Her birimiz, her birinin talebesi bu vücudun hücresi gibiyiz. Kimisi tırnak hücresiyiz. Bilmem ne. Tamam. Böyle bütüne getiriyoruz. Ya orası. Öyle geçiyor. Baş. Şunu bitireyim. Şu kadar kaldı. Ondan sonra keserim. Eşyada aldığın, ha bakmak elde ettiğin malzeme, ha. Eşyadan aldığın, senin bakmakla elde ettiğin malzemeyi dimağda onu marifete dönüştürebilirsin. Yani yedi duygularınla. Aslında şu anda ilim, ikide bir onu söylemek zorunda kalıyorum. İlim der ki beş duygu var der, değil mi? Kulak, koklama, dil, göz, dokunma. Beş. Ustad diyor ki iki tane de ekliyor ustad. Sevk ve şevk. İşte eşyadan ve çevreden aldığın yedi duyguyla dima midene malzeme götürüyorsun. Bu marifete dönüştürebilirsin burada. Bu dönüştürme realitesine bağlı devam ediyor. Yani o dışarıdan alınan malzemelerle marifet yapıyorum, marifet balını şey yapıyorum, itikadımı güçlendiriyorum. Dolayısıyla ben aldığım malzeme beni realiteden koparmıyor. Hala bağlıyım oralara. Eşyayı açıklama, bir de anlamlandırma var. Bak bir şey, eşyaya açıklama var. Bu nedir kardeş? Elmadır. Tadı şöyledir. Şu kadar kiloya gelir. Şu kadar parayla satılır. Bunu açıklama. Bir de anlamlandırma var, anlamlandırma. Yani saniyle düşünmek, sanatkarıyla bakmak. Anlama dile simgeseldir. Anlama dille simgesel anlatır. Açıklama dile kavramsaldır. Bak dili anlatıyor.
Nasıl yapar? Mesela ben size açıklıyorum. Nasıl açıklarım? Kavramlarla açıklarım. Peki, simgelerle ne yaparım? Anlamı anlatırım. Kavramlarla dile açıklama yaparım. Anlamlandırma da bu ikisinin birlikte yapımıdır. Anlamlandırma ikidir. Murat, sen biraz zorlanıyorsunuz ama anlamlandırma ikidir arkadaşlar, dille. Bir, simge kullanırım. İki, kavram kullanırım. Simge, mesela bir şey anlatıyoruz. Deriz ki, mesela şu deve simgedir. Allah simgeleri çok kullanır. Allah'ın kullandığını kullanayım. Yusuf, Kur'an'da simgedir. Nuh simgedir. Çünkü beni ilgilendirmiyor zahiri. Kenan kuyusuna kimiz düşecek? Kimin babası peygamber? Ben Yusuf değilim. Babasız da ben İsa değilim mesela. Babası değilim. Veya Yusuf değilim. Babam peygamber değil. Kenan'ın kuyusuna düşecek değilim. Belki düştüm hadi. 11 tane kardeşim yok. Annem babam vefat etti. 11 kardeşim. Kur'an'ı ben okuyorum. Benim kitabım. Beni inşa eden bir kitap. O nedir o? Hatırladınız mı? O simgeler aslında sensin. O benim. İşte o orada bunu simge kullanılıyor, tamam mı? Mesela bak, 11 kardeş okuyun. Söylemiştiniz onu. Bir daha söyleyeyim. Nefret. 11 tane kardeş. Kuyuya beni atan kardeşler. Yusuf'u kuyuya atmadılar mı? Kuyuya attılar. Kuyun bedendir. Yusuf ruhtur. 11 tane kuyunun başında onu atan kardeş kim? Nefret. Affetmemek. Öfke. Yalan, gıybet. Yalan ve gıybet. 5. Kendini değersiz ve güçsüz bilme. Kıskançlık. Haset. Yeis. Yeis ve korku aynı olabilir. Yeis, korku. Benci, yani ben merkezli ve yardımsever değil. Cimrilik yani. Allah cimriyi sevmez. İntikam almak arzusu. 11 tane arkadaş, kardeş buymuş. Bunlar seni kuyuya attı. Vay be. Bunlar nedir? İşte dille anlamlandırmak iki şey. Bir, simge kullanılır. Yusuf Kur'an'da simgedir. Mesela Kabe simgedir. Tavaf simgedir. Namaz simgedir. İçerisi ise anlamdır. İçini doldurmak. Bilgi yani. Anladık mı mesela? Mesela ustad dolduruyor. Ayakta durmak diyor. Simgedir ayakta. Ama ağaçları simgeliyor. Rüküye indin. Dört ayaklı hayvanları simgeler diyor. Yere gittin secdeye. Yerde olanları, sürünenleri simgeliyor. Sonra ettehiyyatü'ye döndüğün zaman ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teyibatü lillah var ya, onlar da diyor bütün o temsil ettiğim, simgesel olarak ifade ettiğim ya Rabbi ayakta olanları, ağaçları, nebatatları, dört ayaklı hayvanları, yerde olanları ve yerin altında olanların, bütün mahlukatın ibadetini ben yapmışım gibi sana takdim ediyorum. Bak ne yaptım? Bu dille bir simge kullandım, bir de şey kullandım, ne diyor ona? Kavram kullandım. Kavram da içi. Onun için yeni bir şey buldum dedim ya, yeni. Bununla alakalı olduğu için söyleyeyim. Kelamda acayip bir şey buldum. Bunun üzerine yoğunlaşıyorum biliyorsunuz. Fakat bazı şeyleri diyemiyorum kafir derler bana diye. Öyle şeyler de var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bilal Habeşi bir şey söylemiş. Yalnız uzaktan sahabe görmüş. Ne konuştuklarını bilmiyor bir sahabe. Bilal Habeşi'ye şunu söylediğini duydum diyor. Deme, devam et. Ama deme. Şimdi kelamın içerisinde bir şey anlatacağım. Bu dille simge ve kavramlar kullanılır kelamda. Kelam nereden geliyor Allah'ın? Kelam Allah'ın subutu sıfatından geliyor. Unutmayın. Kelam Allah'ın subutu sıfatından geliyor. Allah'ın subutu sıfatını söyleyeyim. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. Onların içindedir.
Bunların içinde olan bir tane kelamdır. Kelamdır. Şimdi bu kelamın içerisinde içine geçeceğiz. İşte dağıtıyor. Kaçıncı oldu? Dur. Abi bunda bir hayır var. Bunda bir söylememen lazım. Söylemem bunu ağzımda hocam. He ya. Olmadı. Yani, dağıttı olmadı. Yani. Kayıttan sonra şey yapma oluyor sana bu. Evet. Yani kelam bir kayıttan fakat sonra söyle. Olmuyor işte. Kayıttan sonra söyle. O zaman yani neyse başka inşallah tarihte. Olmuyor. Kaç defa denedim bu kardeşlerle paylaşayım şunu. Müsaade edeyim. Aha işte dağıttı. Şuursuz bir şekildeki davranışı o manayı dağıttı. O bir hikmeti var. Hikmeti var demek ki. Tamam. Şimdi şey yapayım, aşağı ineyim. Felsefeci bu kadar bildiği halde hakikati bulamıyor. Felsefeci dev, Aristo, ne bileyim, buranın Nietzsche'si, Kant, Hegel, Kant. Hakikati bulamıyor. Avam teslimiyetle vesilelerin neticesine varıyor. Avam ya hiçbir şey bilmiyor. Elife mertek diyor. Anna mesela benim. Ne dünya okuması vardı ne ahiret. Ama acayip dini yaşantısı vardı. Ama benim diyen filozof hakikati bulamıyor. Teslimiyetin bak teslimiyetle vesilelerin neticesine varıyor ama. Demek bir hedefe bağlı kalmakla bilmek seni neticeye götürüyor. Bu çok önemli. Sen Risale-i Nur'u idrak edememişsin fazla veya bilememişsin ama... Teslim olmuş musun cemaata? İşte 456 mıydı dün akşam okuduk mektubatta? Bu abilerin, kardeşlerin icmana, ilmine, davasına Rabbi hakikat var. Bu hakikat efendim doğrudur ki bunlar devam ediyor. Bunların icmana ve ittifakına istinad ediyoruz. Bunların icmana ittifak ediyoruz. Bak bu çok önemli. Bu ne? Avamdır. Avam ise, avam, en büyük özelliği şudur. Ondan kazanıyor. Teslim. Teslim. Görüyor musunuz teslimiyeti? Ebu Bekir'i diğer sahabelerden imtiyazlı kılan vasfı neydi? Sadık olması. Teslim. Sıddıkiyet. Teslim olması. İlim değil biliyor musunuz? İlimde İmam Ali'ye kimse yetişemez. Ebu Bekir dahil. Ama dördüncü sırada camideki o mihraptaki Vehhabilerin, Selefilerin bidattır, dalalettir bilmem dedikleri sapık fikirlerini zannediyor ki Ebu Bekir insan ismidir o. Ebu Bekir insan ismi zannediyor. Simgesel ve kavramsallığı bilmiyor ki. Yani bilginin, maneviyatın, feyzin simge ve kavramlarla nakledildiğini bilmiyor. Bak mesela anlatayım. Mihrapta Allah ve Muhammed yazıyor. Allah yerine Rahman koy. Olmaz. Kerim koy. Olmaz. Peki o da isim. Allah Allah'ın zatı değildir. Allah isimdir. Sıfat bile değildir. Allah isimdir. İsim. Peki niçin Allah zatı isimdir? Zata işaret eder. Orada Allah esma gibi gözükürken zatı ifade ettiği için mihrapta Allah var. Rahman koyamazsınız, Kerim koyamazsınız oraya. Muhammed yerine insan ismi değildir. Beşir koy, Mustafa koy, Ahmet koy. Mahmut koy, Ahmet olmaz. Niçin olmaz? Çünkü insan ismi değil o. La ilahe illallah Muhammed Resul karşısına koymuş. Niye? O kainatı yaratmadan önce hiçbir şey yok iken bir çekirdeği yarattı. Nur. O nurun adı Muhammed'dir. O nurun adıdır. Sonra o insanda o nur da gene var olduğu için... Ona izafeten, onu ifade adına Muhammed denmiş. Yoksa Muhammed insan ismi değil. Onurun adıdır. Beşeriyeti ise Ahmet'tir. Mesela Risale'nin uygulamasını söyleyeyim. 19. sözün adı nedir? Mucizat-ı Ahmediye. Evet, Risalet-i Ahmediye. 19. mektup Risaleti Ahmediye'dir. Evet. Mucizat-ı Ahmediye'dir. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye'dir. Mucizat-ı Muhammediye değildir.
Çünkü Muhammed'in mucizesi olmaz. Muhammed'in risaleti olmaz. Ama izafeten denildiği için deniliyor. Ne diyorsun ya? Beşeriyeti, kulluğu, peygamberliği, bu ulvi tarafı kulluğu, peygamber olması, Resul olması Ahmet'tir. Onun için mucizat-ı Ahmediye, risaleti Ahmediye, tesadüfen Ahmet denmemiş orada risalede. Mucizat-ı Muhammediye değil. Muhammed ayrıyeten denmiş. Muhammed nedir? Evvelu ma halakallahu nurihi. Benim nurumu yarattı ilk. O nurun adıdır Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Ha şimdi selefilere söylüyorum. Muhammed insan ismi olsa batıl olurdu. İnsan ismi değil. Bütün varlığın çekirdeği. Peki yukarıyı söyle bana. Ebu Bekir. Risalet hakikatinin, risalet cenahının sıdıket sıfatının gözüktüğü ayna adıdır. Ebu Bekir denen bir ayna markasıdır. Markadır o ya. Yani yaşanabilir, yani bu evet sıdıkiyet, teslimiyet bir kavramdır, tamam mı? Bir simgedir. Acaba yaşanır mı? Evet yaşanır. Hani bazen diyorum ya, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Örnek veriyorum, yani günde şu kadar Kur'an okuyorum demekle, haşa, günahınız bana olsun eğer yalan söylüyorsam. Kendimizi artık nefsi satacak benim halim yok yani. Niçin söylüyorum? Ha, yapılabiliyor olduğunu göstermek istiyorum. Yani yapılabiliyor, zor bir şey değil. İnsan bir gördüğü zaman yapana ben de yaparım diyebilir, cesareti gelir. Ama ulaşılamaz, olmaz, bu yaşanmaz dersen insanın cesareti kırılıyor. Cesaretiniz gelsin, ben yapıyorum diyor. Şair de riya girmez onun için. Ha işte Ebu Bekir demek bir aynadır, markadır, modeldir, aynanın adıdır. Nedir o? Risaletin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani Muhammed hakikatının sıddıkiyet sıfatının simgeselliğidir. Ebu Bekir demek sıddıkiyet demektir, teslimiyet demektir. Ömer demek risalet cenahının adalet kavramının simgeselliğidir. İslamiyet bunun üzerine durur. Allah ve Muhammed çekirdeğiyle insanlara sıddıkiyetle, yani hangi sıfatla ben Müslüman kalabilirim? Hangi özellikle müminliğimi koruyabilirim? Müminliğini Allah ve Muhammed'le. Müslümanlığımı, yani İslamiyetimi bir teslimiyet kavramıyla. Teslimiyetin simgesidir o. İki, adalet kavramımla, adaletle. Tamam mı? Ondan sonra üç, rıfk, halim selim, enfusu uyandırmak. O da Osman. On bir markadır. İnsanla alakası yok o. Ama insanda tezahür ettiği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyi, enfus hakikatinin bu işe Osman'da tezahür ettiği. Yani simgesel bir yaşantı olmuş. Böyle bir tarih yaşanmış. Bu olabilir. Böyle sen de olabilirsin. Nasıl olur mu ya, ben olabilirim? Bu olmuş işte ya, bak. Modeldir o. Kur'an'daki Yusuf kavramı gibi. Ey Vehhabiler, Kur'an'da niye Yusuf'u koydunuz o zaman? Şey, Allah koydu da çıkartın onu. Niye Yusuf'u koyuyorsunuz? Ne yapacaksınız Musa'yı? Orada da var insan ismi var. İnsan mıdır Musa şimdi? Ben Kızıldeniz'de mi geçeceğim? Ha söyle bakalım. Simgedir be adam. Ha Kur'an'daki Musa ve İsa nasıl simge ise camideki o isimler de simgedir. Ama bilmiyor ki. Dünyada ama olan, ahirette ama olan diyen adam da ne olur? Peki geç. İlim hakikati Ali aynasında. Yani ilim deyince Ali geliyor. Ali deyince insan değil. İnsan olarak ifade edildi. Ama aynadarlığı değil. Mesela Bediüzzaman insan değil. Bediüzzaman bir ruh aynadarlığıdır. Said Nursi insandır, beşerdir. Risale-i Nur müceddittir. Risale-i Nur külliyatı müceddittir. Said Nursi değildir. Said Nursi beşerdir, talebedir. Ben de bir nur talebesiyim diyor. Emirdağ 1.48'de ve 125'te. Ben de bir nur talebesiyim diyor. Sadakatımı bozsam diyor, siz sadakatınızı bozmayacaksınız. Bediüzzaman ise müceddidin ifade edildiği aynı ruhtur. Aynı ruhtur. Onu yaşayan Said Nursi'dir. Karıştırmayacaksın. O bana takılmıştı diyor değil mi? He? O bana ayrıca verilmişti diyor. Benim değildi diyor. Abi peki tamam bunu anladım. İslamiyet'in dört saç ayakı var. Sıdıkiyet, adalet, rıfk, halim selim, enfus, hazmetmek, affetmek, fedakarlık yapmak, cömert olmak vesaire. Osman. Dördüncü ayak ilim. Ali. Abi başka isimler de var. Kim o? Hasan Hüseyin. Hasan fedakar demektir.
fedakarlığın simgeselliğidir. Hüseyin ise cihatı simgeler. Bilmezsin tabii. Kavramsallığın için dolduramazsan Kur'an'da da itiraz edersin. Ümmü Musa var. Ben meylem miyim? Çocuk mu doğuracağım? Ne meylem süresi konmuş? Kadın mıyım ben? İsa'yı mı doğuracağım ben babasız? Niye meylem süresi? Ben geçerim Kur'an'ı o zaman atlarım. Buraya meylem süresini atla. Tamam. Hasan suresi yok yani. Bir de Hasan suresi olsa. Ya ne olur ya. Biraz anla şunu ya. Allah simgelerle konuşur. Muzla konuşur. Elmayla konuşur. Kelamla konuşur. Lafızla konuşur. Simgeyle konuşur. Kavramla konuşur. Simgeyle konuşur. Kavramla konuşur. Simgeyle konuşur. Bunu artık diyeceğim yani. Bu acayibime gidiyor ya. Kur'an böyle baktığın zaman deli ediyor ya. O kadar harika ki. O kadar mükemmel yani. Meğer Yusuf'ta maksat ben. Gördün mü bak. 11 tane kardeşin Ömer. Kuyuda kim bekliyormuş seni. Peki bunu neyle çözer diyor. 8. sözde diyor ki. O kuyuya diyor atıldı. Yarısına kadar tutundu değil mi? İncirmiş o. Peki o şifre nasıl? O bütün aleyhinde olan sistem. Bütün aleyhinde olan sistem değişiverdi. Aslan ata inkılap etti ya. Nasıl değişti biliyor musunuz? Bu yerlerin bir hakimi var. Burada bir tılsım var. Ben başıboş değilim. Burada bir süreç var. Bir süreç tiyatro oynanıyor. Ne zaman düşünmeye dimağını, aklını devreye soktu, aklına hakim oldu mu, aleyhinde gözüken her şey vay be, dertler bana derman imiş oluyor. Bu aslan değilmiş ya. Ecel. Ecel meğer aslan değilmiş ya. Allah'a kavuşturan bir vesileymiş. Hemen sistem değişiyor. Bununla değişti değil mi? Hemen düşündü. Burada bir şey var. Bir nazarın nazarında ben hareket ediyorum. Burada bir tılsım var. Burada bir şey var yani. Olamaz yani. Aşağıya baktım ejderha kuyu ağzı kadar. Yukarıya baktım aslan. Şifreyi. Bak ne yalan psikoloji. Ben 18'in sözü. Vallahi defterler yüzlerce defter yazarım. O misali ustad vermemiş biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda geçiyor. Ya. Allah kullanmış onu. Allah kullanmış onu. Nereden yazıyor? Sözlerin arkasına bakın. Filiste yazıyor. Filiste'de yazıyor. Aferin lan sana ama. Üç. Bugün üç. Üç. Takdirimi aldım işte. Maşallah. Allah hepinizi muhafaza eylesin. Maşallah. Allah razı olsun. Ben de mest oluyorum ya. Böyle bir şey. Bak 8. Filiste'de yazıyor diyor. Suhuf İbrahim'de geçiyor diyor. Allah kullanmış. Ya simge ne olur kavram ve simge. İçini doldurdun mu oh. Onun tadına doyamaz. İşte bununla meşgul olanlar bu simgeyi çıkarmaya çalışıyor. Ebu Bekir nedir ha? Nereden gelmiştik? Bir filozof, dev veya bir abi, kardeş. Yani nurculukla koşturan kafayı şerefini soktu. Bir normal bir nurcu, teslim olan nurcu kadar ahirette istifadesi olmayacak. Niye? Bir filozofta misal verdim. Dev adam, Aristo, Sokrat. Dev adam ama adi bir mümin vermiş usta. Gazali onu da vermemiş. Ama benim bir Müslümanım hiç kafam çalışmaz. Zübeyir abi diyorlar. Abi şöyle hizmet yapmak lazım, şöyle yapmak lazım değil mi falan. Abiye diyorlarmış Zübeyir abiye. Şöyle hareket etmeden şöyle. Zübeyir abi şöyle dermiş herkese. Kardeşim ben ustadımdan duymadım, külliyatta görmedim, kafam çalışmaz. Kafanın çalışması iki malzeme varmış. Yani ama abi ya ustadımdan duymadın ama şu bu zamanda şöyle de öyle de. Bittim konuşma. Kardeşim ustadımdan duymadım, risalında görmedim, kafam çalışmaz. Teslim. Anlamam ben. Sen ne yapıyorsun? Ben anlamam kardeşim, bu sesim nereye gidecek? Beni hiç ilgilendirmez. Allah dedi ki İbrahim'e burada ezan oku Mekke'de. Allah İbrahim dedi ki ya Rabbi hikmetini soruyorum. Beni kim duyar burada? Kimse yok ki. İbrahim sen ezanı oku. Ben dünyanın her yerine ulaştıracağım diyor. İşittireceğim diyor. İşittiriyor mu işittirmiyor mu? Gitmiyor muyuz? Ha bu nereye gidecek bu sözüm? Beni hiç ilgilendirmez. Ben burada böyle ben böyle yapıyorum. Ben bunu Dirsan'la anlatıyorum. Ya bir şey yapsaydı koşturur. Ben alayım Risale'nde dersimi yaparım. Anladığımı da paylaşırım. Tamam. Alan alır, almayan almaz. Tamam. Kim üleştirecek?
ulaştıracak Allah'tır. Kalpler Allah'ın elindedir. Şimdi niçin açıklandı? Kavramları ve simgelerden bir behre olan Er-Rahman alel arşiste bu. Allah Allah, arşta Allah oturdu. Yedullah veçullah, Allah Allah, meyrem. Ne yapacağız şimdi? İşte cami de aynı. Ebu Bekir. Kur'an'da, Kur'an'ı ayet. Ayet bir tanesi inkar edersin, Musa inkar edersin, yoktur desin inkar. Ha, o nasıl, o da Allah'ın evi. Ha, o nedir? Kavramdır, simgedir. Çünkü mesela Kab bin Malik, hatta daha kötüsünü söyleyeyim. Ebu Cehil, Ebu Leheb. Kur'an'da yok mu bunlar? Elleri kırılsın diyor. Beddua ediyorsun lan. Namazda beddua olur mu? Ulan bu var ya bu. Elleri kırılsın. Tebbet, elleri kırılsın. Beddua yok mu? Ulan namazda beddua olur mu? Simgedir kardeş. Adamlar bu kadar millet beddua okudu. Daha şey diyor. Can alabilir mi? Lan o değil. O Ebu Leheb gibi olan sıfatlarımıza sıfatlaradır. Ya. Bakara suresi. Bakara suresi. Ne Bakara? Okü suresi yani. Sır suresi. Koyar mısın sen Kur'an'ına böyle bir şeyi? 114 sure var değil mi? İsim var. Şimdi Allah dese ki herkes Kur'an'ına isim versin şey surelere. Sen Allah aşkına ikinci sureye okü suresi der misin? Karınca suresi der misin? Deve suresi der misin? Örümcek suresi. Örümcek der mi? Ha meğer Bakara'nın 7 tane manası varmış. Meğer o sapan, oküz, sapanı vurduğun zaman ne yapar biliyor musunuz? 3 şey yapar. Bir, toprağı yarar. Bir, böyle atar toprağa. Bir, böyle atar. Arkadan da tohum atarlar. Hani sapan, hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl. Tane de ihtinası. Hak, batıl, ihtine sırat emrısı. Hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl. Tarlayı yüzüyor. Tarla sensin be kardeşim. Burayı anlatıyor tarlayı. Sapan burada. O küzü canlandır burada. Bakara suresi olacaksın. Hak, batıl, hak. İsrail bunu anladı, sen anlamadın. Çünkü şey, Sri Lanka'ya Kur'an bastırmış, İsrail götürmüş, yakalanmış. 1986, ben yaşım olsaydı. Bakara suresinin ortadan kaldırılmış Kur'an. Sırf o sureyi kaldırmış. 6 tane ayet dinsizlerden bahsediyor Bakara suresinde. 2 katı 12 tane ayet münafıktan bahsediyor. İsrail anlamış, kendisini simgeleyen ama benim Müslümanım anlamamış. Ne abi? İşte demek ki bu kavramlardır. Neyse fazla şey yaptık. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temma as-salavat.